Bir de 14 Ocak arası beyaz baston haftası. Fatma Nur'u da görelim şimdi bu hafta. Dolayısıyla görme engelli bir vatandaşla yola çıkıp karşılaştıkları zorlukları konuşalım istedik. Karşılaştıkları aslında somut zorlukların yanında ben çok eminim iletişim sorunu da yaşıyor engelliler. Bir beden dilleri var yani örneğin beyaz bastonu kaldırmak yani. Bu ne demek? Bana yol verin anlamına geliyor ama bunu kaç kişi biliyor? Kaçımız biliyoruz yani? Bunun gibi daha birçok zorluk var hayatlarında bütün engeller için. Ama bugün Fatma Nur Boylu'ya bırakacağım gerçekten sözü. Hayata bir kez de onların gözleriyle bakalım Fatma Nur'la birlikte. Fatma Nur. Hülya Könek, evet senin de söylediğin gibi bugün hatta şu anda bu yollara, trafiğe onların gözleriyle, onların bastonlarıyla bakacağız aslında. 7-14 Ocak arası beyaz baston haftası. Bu da görme engelli vatandaşların en önemli hayatlarını devam ettirdiği araç olan bastonla ilgili. Bu hafta onların haftası. Peki onlar bu bastonu nasıl kullanıyor, nerelerde kullanıyor? Aslında bir anlamda onun da deneyini yapmış olacağız. Yanımda konuğum var ama konuk yanımda değil, Ahmet Bey yolun karşısında. Biz bir yaya geçidindeyiz ve yaya geçidinin olduğu yerde trafik lambası yok. Kendisinin yanına geçeceğim ve birlikte karşıya geçeceğiz. Beyaz bastonunu kullanacak. Peki gerçekten beyaz bastonunu kaldırdığında araçlar duracak mı ki bu bilinmesi gereken bir kural. Araçların o baston kalktığı anda durması gerekiyor. Şimdi ben karşıya geçeceğim. Önce Ahmet Bey'in yanına deneyimize başlayacağız. Geçidindeyiz ve şunu da söyleyeyim hemen biraz önce yayın için beklerken Ahmet Bey de sağ olsun bizi burada bekledi ve birçok kişi kendisine gelip yanına gelip karşıdan karşıya geçmesine yardım etmek için teklifte bulundu. Ama kendisi zaten bizi bekliyordu. Ahmet Bey hoş geldiniz. Merhaba. Beklettik sizi biraz burada, kusura bakmayın. Yani gördüğünüz gibi Fatma Nur Hanım'ın dışında kimseyle karşıya geçmem dedim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi beyaz bastonunuz elinizde, o sizin en önemli araçlarınızdan bir tanesi. Bağımsızlığımız, özgürlüğümüz. Evet. Şimdi şunu sormak istiyorum ben. Yayın öncesinde de konuştuk. Hem araç trafiği hem yaya trafiği sizin için oldukça zorlu oluyor ama. Bir de bunu göstermek istiyoruz izleyicilere de. Ne kadar biliyorlar? Bir anlamda şimdi onu test edeceğiz sizinle. Evet, aslında Kadıköy Türkiye'de bu anlamdaki en avantajlı yerlerden biri olmasına rağmen trafik akışkanlığının iyi olduğu bir yol burası. Evet, trafik burada da yoğun, hareketli. Burada şimdi trafik lambası yok. Normalde siz ışığı, sesini duyabiliyorsunuz bazen. Hani sinyaller oluyor. Şu an ışık da yok. Yaya geçidi var sadece. Aslında burada bir yaya geçidinin olduğunu ben bilmiyorum. Normal koşullarda anlaşıldığı kadarıyla görsel bir işaret var. Lambaların bulunduğu yerlerde, zeminlerde uyarıcılar, hissedilebilir yüzeyler var ama burada yok. Sadece uyarıldığım için buranın yaya geçidi olduğunu biliyorum. Bizden daha iyi buldunuz ya, biliyorsunuz zaten burada yaşadığınız için tanıyorsunuz da şehri. Şimdi bir karşıdan karşıya geçelim ama siz yine o hareketi yapın bakalım araçlar duracak. Evet. Nasıl anlatabilirsiniz bir yandan da? Evet, şu an araç... Şu anda beni fark edebilmeleri için bastonumu açtım. Evet, şanslı durumdayım. Fark edilmiş görünüyorum. Ve onları tebrik etmem gerekiyor. Evet, durdular şu anda. Evet, bu kadar avantajlı olmuyordum her zaman. Evet. Oldukça iyi. Evet. Peki ben şimdi karşıdan karşıya geçtik ama evet. Burada biraz daha şanslıydınız. Biraz da Kadıköy'dekilerin, Kadıköy semtinde yaşayan insanların bu konuda bilinçli olduğunu söylediniz. Ben şunu merak ediyorum. Evinizden çıktınız, kaldırımda yürüyorsunuz ya da karşıdan karşıya geçiyorsunuz. En çok hangi problemlerle karşılaşıyorsunuz? Şimdi bakın, olağanüstü derecede yoğun trafik bizim en ciddi problemimiz. Araçların hareket halinde mi, duruyor durumda mı olduğunu bilmememiz büyük bir problem. Şimdi pandemi sürecinde olduğumuz için caddenin bu iki tarafı da boş. Aslında normal koşullarda bu caddenin bir kenarı baştan sona otopark gibi araç parkı halinde olurdu. Siz buna dokunarak, araca dokunarak hareket ediyor mu etmiyor mu bilemezsiniz. Yanından geçmeye kalkarsınız, hareket halindedir, sorunu yaşarsınız. Duruyordur, saatlerce beklersiniz, hareket edeceğini zannedersiniz. Onu geçersiniz, diğer taraftan yanından geçen araç sizi fark etmediği için siz park ettiği eden aracı geçtiğiniz o aşamada diğer aracın görememesi nedeniyle tehlikeyle baş başa kalırsınız. Peki Ahmet Bey, hani kazalarla karşılaşıyor musunuz? Örneğin karşıdan karşıya geçerken başınıza hiçbir kaza geldi mi? Yani küçük çaplı bol miktarda kaza meydana geliyor. Özellikle trafiğe sığamadıkları zamanlar
Örneğin benim ayağımın üzerinden geçen taksi sayısının kaç olduğunu, yani taksi derken otomobil sayısının kaç olduğunu bilmiyorum ama herhalde bağışıklık kazandı. Sağa sola kaymalar yapıyorlar. O kaymalar sırasında sizi göremediğinde ya da örneğin çok yaklaşmış oluyorsunuz. Bu defa sadece insanı görüyor ve insana karşı da önlem alma ihtiyacı duymayabiliyor. Geliyor basıyor ya da çarpıyor. Allah'tan İstanbul'da trafik hızlı akmadığı için kazalar sıyrıklarla atlatılabiliyor. Biz de artık her birinin peşinde koşmayı başlı başına iş olarak gördüğümüz için ufak tefek sıyrıklarla atlattığımızda ilgilenmiyoruz. Yani ciddi bir kaza meydana gelmediği sürece takip edemiyoruz yani çok. Şunu da son olarak söylemek istiyorum çok kısa. Bazen şimdi agresif bir trafik olduğu için bağıranlar da olabiliyor. Hatta sizinle yolda yürürken bunlarla da karşılaştık ki yaşıyoruz da biraz önce örneğini. Evet. Kornalar, bağırışlar, çağırışlar İstanbul trafiğinde çok oluyor. Size karşı gelen, sizi inciten şeyler oluyor mu? Şimdi bakın bir defa insanlara göre biz zaten sokakta bulunmaması gerekenleriz. Ya Allah'ın bir cezasıyız, o nedenle bir bedel karşılığında burada bu hayatta varız. Onun için evlere kapatılmamız gerekiyor. Ya da zaten ekonomik anlamda bir değerimiz olmadığı için yine sokakta bulunmaması gereken kimseleriz. Kimisi bizim sahibimizi arar, kimisi bu sokakta niye bulunduğumuzu sorgular. Böyle şeyler var ama asıl tehlike oluşturan mesela korna ve benzeri yöntemlerle insanların uyarma ihtiyacına yöneldiklerine rastlıyoruz. Bunlar bizim için uyarıcı değil. Bunlar bizim için refleks olarak kaygıya kapılıp anlık hareketler yapmamıza neden olan şeyler. O nedenle arabanın varlığını fark ettik ne ala. Fark etmediysek bizim hiçbir şeyi anlamayacağımızı düşünerek hareket edip önlem almaları gerekir. Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür sağ olun. Birlikte bir test etmiş de olduk trafiği. Ama çok şanslı sağ olun. Bir test yaptık. Evet şanslıydı çok şükür başımıza herhangi bir kazada gelmedi. Hayatta bu kadar kolay çok az şey oluyor bende. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza da katıldığınız için. Evet 7-14 Ocak Beyaz Baston haftası. Biz de Ahmet Bey ile birlikte Beyaz Baston'u aldık ve karşıdan karşıya geçmeye çalıştık. Kadıköy'de biraz daha tabii şanslı bir durum. İnsanlar daha çok saygı gösteriyor ama özellikle Ahmet Bey de söyledi. Anadolu'da beyaz bastonu havaya kaldırdığında bunun dur anlama geldiğini ne yazık ki birçok kişi bilmiyor Hülya Akın'a. Göstere göstere öğreteceğiz. Bunlar çok önemli. Engellerin yaşadığı sorunlar önemli. Sosyal hayatın içinde olmak zorundalar. O sosyal hayatın içinde olmalarına karşı tavır gösteren insanlar aslında gerçek engelli. Fatma Nur, çok teşekkür ediyorum. Ahmet Bey'e de kocaman kocaman böyle selamlar diyorum.